Bana çok çektirdiler. Ben İbrahim Üzülmez için 6 kere kart aldım biliyorum aşağıya gidip. Karın kas çalışıyordu. Ben çalışmam dedim. İyi tamam dedi. Kartı unutmuşum dedi. Kartı getiriyorum ben. O aşağı atıyor. Gidiyorum bir tane de alıyorum. Gidiyorum bir tane. Abi sen İnönü Stadı'nda çarşı tribününe dönüp el kol yapan bir futbolcu hatırlıyor musun? Bütün tribün küfür ediyor. İbo abi onlara küfür ediyor. İbo abi içeri giriyor. Bağırıyor çarşı. İbo gelecek özür. İbo abi çıkıyor tekrar küfür ediyor. Tekrar. Ya deli bu ya. Vallahi deli. İbo abiye deli İbrahim'i kim taktıysa helal olsun. Bir adama delilik anca bu kadar yakışır yani. Gitsen yeni Haaland olur yani. Yeni demeyelim de Haaland'dan daha iyi olabilirdi bu. Ya daha iyi olabilir miydim bilmiyorum ama gitsek daha fazla farklı şeyler olabilir. Ya bu beyinle bu kadar olurdu Hakan'cığım, zorlamayalım. Orada da yapmazdık bir şeyler. Sky Spor ekranından mutlu günler. Ben Batu'yla karşınızdayız. Batuhan Karadeniz yine sorularımızı cevaplayacak ama nerede olduğumuzu hemen söyleyelim Batuhan. Pablo'dayız. Pablo artık kafe. Yukarıdan bir ses mi yükseldi? I'm new Shago. Shago. I'm shipping Pablo. Pablo Artisan Kafe'ye çok teşekkür ediyoruz. Caddebostan Pablo Artisan Kafe'de gerçekleştiriyoruz. Bugünkü programımızı, evet hemen başlayalım. Şenol Güneş, çok değerli bir teknik direktör. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş. Şenol Hoca'nın sesini değiştirip şarkı söylettiler. Allah Allah. Yapay zeka. Volkan Konağan. Ben yönetime bir mail mesaj gönderir diye düşünüyorum. Volkan Konağan şarkısı. Aleni aleni. Allah Allah. Dur bakma bana öyle. İçime akıyor kara gözlerim. Ve hissetme de söyle. Hocam Ankara'da ölüm yok. Hocam hiçbir şekilde açıklamıyor. Hocam sesin de mükemmelmiş. Doğuştan yetenek işte. Değil mi? Tabii. Fatih Hoca ile coverlarını yapmışlar. Başka şarkılara coverları yapmışlar. Allah Allah. Yapay zekayı kullanıyorlar mesela. Yapay zeka ile seni böyle 18 yaşına döndürseler. Arda ile aynı takımda falan oynasar Real Madrid'de. Yani o mümkünatı olmayan bir şey de. Tamam. Ama hocanın sesine ben bayıldım. Hocam konser vermeyi düşünürse ilk bileti ben alırım yani. Volkan Konak'la birlikte düet yaptığını düşünsene hocanın. Aleni aleni şarkısı. Vallahi çok seviniriz. Hocam antrenör olmasa şarkıcı olurmuş. Abi teknoloji nereye gidiyor ya? Acaba ben mesela havuzdayken beni çekebilir misiniz? Program mesela ben havuzda olacağım, siz İstanbul'da olacaksınız. Çekebilir misiniz? Teknoloji oraya geldi mi? Gelecek, oraya çok yakında gelecek. Artık gelsin bu teknoloji oraya. Yandı 48 derece havalar. Evet, ikinci konumuz. En sevdiğin futbolcu Mert Hakan Yandaş. Bayılırım. Biliyorsun Fenerbahçe'de Güney Koreli bir tane kardeşimiz var. Genç bir kardeşimiz. Jin Ho. Jin Ho'ya Gangnam Style şarkısını söyletiyor. Kampta. Ya bu Mert Hakan bu işleri abarttı, sirke çevirdi ya. Fenerbahçe'nin %50'sini falan satın mı aldı ben anlamadım. Hayır, adama kimse de dur demiyor yani. Babasının çiftliği gibi ona şey söylettiriyor, Gangnam Style. Oradan kulübeden atlıyor, sarı kart görüyor. Adama tekme atıyor. Ya bu mahallenin delisi benim diye geziyor. Allah sonunu ayırsın. Bu işleri yapanları pek sonu pek hayırlı olmadı. Batuhan, geçtiğimiz günler gençler demişken şimdi Mert Hakan genç Koreli kardeşimize şarkıyı söyletmiş. Trabzonspor kampında da bir adet var. Altyapıdan çıkan çocukların saçları kazıtılıyor. Bu normal, bizde de vardı bu. Ama işte özgüven daha antrenmana çıkmadan yerli eksen oluyor. Özgüven bitti yani burada çocuğun. Baksana çocuk uzatmış, 2 yılını vermiş saçlarına. Seni de kestiler, ben çok iyi hatırlıyorum. Benim de kestiler, evet. Kestiler. Bir şey ama ben biraz daha bu işlere aşikar olduğum için daha kesmeden ben kesip gitmiştim. Kampa yalandan kesmişlerdi yine bir kere de. Ama bir şey söyleyeyim. Kim kesti? İbrahim Kaş. Aa, bir de Kankan kesti. Tabii. O zaman papazdı, bizden önce oynuyordu o. Tabii o zaman papazdı, nefes aldırmıyordu. Sonradan aramız iyi oldu. Sen saçı kesip mi gittin? Ben saçı kesip gitmiştim. Biraz kampta uzadı, sonra kesiyoruz diye kesmişlerdi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu hiç şey yapmıyorum. Yani. Çocuklar bak ne güzel sapsarı arkada biç. İnşallah o çocuğun saçını kesmemişlerdi. Kestiler. Hepsini mi kestiler? Çok üzüldüm arkadaki çocuğa. Çocuk var ya, 2 yılını vermiş saçını uzatayım diye. Bak. Bak üzülüyor zaten, ağlıyor. Bak büyük ihtimal manitasına yazıyordu. Diyor ki benim saçları kesecekler, haberin olsun. Beni böyle de sever misin falan. Tabii. Ne cevap gelmişler? Ya tabii ki severim hayatım. Sen Trabzon'a takımındasın. Darpane olacaksın derler zaten. Aşkım suratın olmasa da fark etmez. Ben senin kalbini seviyorum. Kalbini seviyor değil mi? Tabii. Şimdi en sevdiğim fotoğrafa geliyoruz.
Mami şimdi ekranlara getireceğim. En sevdiğin insan bu hayattaki anandan babandan sonraki en sevdiğin insanın fotoğrafı. Ergen Yalçın'dır. Ben konuştum bu fotoğrafı gördün mü diye. Görmedim dedi. Evet fotoğraf. Hazırsan. Vallahi ilk defa sizin karşınızda göreceğim. Hazırım. Fotoğrafı bir görelim. Yani ben anlamadım ya. Bu iki oldu. Bir devrim yaratmaya başladın hocam. Kurban olayım. Ne yapıyorsun? Bu taçın kafanda ne işi var hocam? Bir nesil seninle büyüdü hocam. Bak ne diyor. Şunu yakınlaştır. Hocama her şey yakışır hocama. Çocuk olaya güzel değil mi Batuhan? Ya hocam aslında subliminal mesaj veriyor bence. Ne gibi hala veriyor. Gencim demek istiyor. Genç çocuk edine... Çocuk hani artık baba falan ben yavaş yavaş bu işlere... Olmaz bir... hocam yok hocam da babalık olmaz. Neden? Hocam Türk futbolunun babası çünkü. Çocuğu çok. Gördün mü? Çocuğu çok. Babalar gününde ben mesaj attım ona. Babalar günün kutlu olsun. Türk futbolunun babası sensin diye. Şimdi senin en sevdiğin konulardan bir tanesine geliyoruz. Hangisi? Tatil. Aa bayılırım. Şimdi Galatasaray İtalyan yıldızı Zaniolo Ibiza tatiline gitti ve dün de Galatasaray TV'de yapmış olduğu açıklama dedi ki en sevdiğim tatil beldesi Ibiza. Aa Ibiza'yı kim sevmez? Ve şöyle bir olay olmuş. Zaniolo ile birlikte Ibiza'da tatil yapan model Sofia Costantini. Onunla tanıştığımda oturuyordum, bana baktı, sonra kendini tanıttı. Zaniolo olduğunu söylediğinde onu tanımak istedim. Çünkü onun hakkında çok şey okumuştum. Lan adamı tanımamışsın başta kendini tanıtmadan. Ya bir uzaktan... Sofia anladı herhalde. Euro'yu anladı evet. Aferin Sofia. Zaniolo kesinlikle tekrar beni arayacaktır diyor. Unutamamıştır diyor. Canım sen kendini bu kadar önemli hissetme. Sen bir günlüktün bittin. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Arayacak adam numarasını alırdı. Sofia senin numaranı bile aramamış. Ama çok Zaniolo'nun aramasını istiyorsan seni bir kere Zaniolo kimliğinde arayabilirim Sofia'cığım. Hayaller hayatlar. Bir gösterebilir miyiz Sofya? Sofya'yı bir aç bakayım. Sofya'yı arayıp aramayacağını Sofya? Ben söyleyeceğim. Ben Zaniolo'yu az çok tanıyorum. Bir iki kere de gezmiştiğimiz, oturmuşluğumuz, kalkmışlığımız var Zaniolo. Sofya gözlüksüz halini aç Sofya'nın. Bakayım. Sofya seni Zaniolo'ya bırak ben aramam. Sofya sen şimdi bırak. Sen Zaniolo'nun annesi gibisin. Sofya şu haline bak seni niye arasın Zaniolo? Zaniolo'ya ne içirmişler tatilde bu kadın? Ciddi misiniz ya? Bu kadın o kadın mı? Abi ya hakikaten sen de Zaniolo'sun. Ben gerçekten Zaniolo'nun yerinde olsam şu kadının yanına yürümem bile ya. Tatile gidip de... Hiç pişmanlık duyduğum bir şey yapmadım Hakan'cığım sorma. Hiç pişmanlık duyduğum bir şey yapmadım tatilde. Çünkü her zaman kendimi bilirim. Peki Zaniolo'nun yerinde olsan şimdi kadının açıklamayı gördün. Zaniolo beni tek... Açıklama mesele değil de ertesi gün kadını gördükten sonra zaten ben bu duyguları yaşardım. Kadının açıklama yapmasına gerek yok. Kadın ne yapsın canım başına... Devlet kuşu konmuş. Ne yapardın Zaniolo olsun? Zaniolo olsaydım hemen alkolü bırakırdım. Zaniolo'ya göre kötü. Sana göre iyi mesela. Çünkü neden sen de çirkinsin. Ama Zaniolo'ya göre kötü. Şimdi Arda Güler. Neler yapmış yine ya? Abi ben de gördüm. Nedir abi onun durumu? Bugün Mami'ye ben attım bu ne diye abi. Bugün de programda sana bunu soracaktım dedi direkt. Açıyor. Bu nasıl bir şey ya? Ben abi gitmeyecekti abi bu Madrid'e ya. Nasıl biz gitmeyecek? Bunu canlı izleyecektik abi. İspanya'ya gidip şimdi şey mi izleyeceğiz? Kurban olayım ya. Şuna baksana bunu canlı canlı izleyecektik. Bir ömür izleyecektik. Buna 30 yıllık imza attıracaklardı kalacaktı. Ben gitmezdim ya ben kalırdım. Ben seviyorum. Şimdi Pepe ile Ramos olsaydı şu takımda Arda'ya çift alarlar mıydı? Şimdi şu hareketi mesela Pepe'ye yapsaydı Arda'ya yukarıda dönüyor gibi görebilirdik. Şimdi bu genç futbolcular... Pepe bu ayağını yerden kesmişti. Arda'nın büyük bir tüme Arda geri gelmişti buraya şu an. Kiralık. Yok. Böyle genç futbolcular çok tekme atarlar biliyor musun? Evet. A takımdan çıktı. Evet ben de atarım. Niye? Niye atıyorsun abi? Aslında o pissin diye oluyor. Hani böyle biraz darbeye marbeye dayanıklı olsun diye atıyoruz. Ha. Sana idmanda şu hareketi yapabilir miydi? Yapamazdı çünkü ben öyle ona basılan oyuncu gibi basmam. Tabii. Prese gitmiş ya. Benim pres yaptığımı kimse görmedi ama bana bu hareketi nasıl yapsın? Yanımdan geçer giderdi. Bir şey söyleyeceğim. Sana çok çektirdiler mi A takıma ilk çıktığında? Tekme atmadın bana mı? Çok çektirdiler. Ben İbrahim Üzülmez için 6 kere kart aldığımı biliyorum aşağıya gidip. Karın kas çalışıyordu. Ben çalışmam dedim. İyi tamam dedi. Kartı unutmuşum dedi. Kartı getiriyorum ben o aşağı atıyor. Gidiyorum bir tane de alıyorum. Gidiyorum bir tane. 6 kere karın kası bitene kadar beni kart aldırdı. Böyleydi.
Ama işte biz Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte yetiştiğimiz için rahattı. Mesela duşa en son biz girerdik falan diyorlar ya. Bu dünyanın en büyük yalanı. 30 tane duş var zaten. Boş yani. Her yer boş. Sadece belirli papazların duşlarına girmeyeceksin. Mesela en dipte solda İbrahim Toraman'ın duşu vardı. Ona girmeyeceksin. Yani gençiz ya. Gençiz ya. Duşta abinin vardı bir de. Ben girerdim. Tokatlardı. Edu girerdi. Hiçbir şey demezdi. Ama my friend benim duşa girdin. Batuhan girin diye basıyorsun tokadı. Alparslan dedi ki bize dedi veda etmedi dedi. Hiç de suratımıza bakmadı. Bindi kötü arabasına. Kötü insan dedi abi. Çekti gitti. Çok kötü bir insan İbrahim Üzülmez dedi. Allah Allah. Tabii. Kötü hocadan ziyade kötü insan. Kötü insan dedi. İbrahim Üzülmez dedi ki bana kötü insan diyen dedi burada dedi personel nasıl davrandığını biliyoruz dedi. Takım arkadaşları da hiç tarafına hiç sevilmeyen antrenmana çıktığında dedi duvara dedi küçük duvara, küçük abdestini yapan 5-6 işiyen yani. İşiyen ha işiyen. Bir futbolcudan bahsediyoruz dedi. Niye Ömer sen işemiyor musun? Niye gülüyorsun? Bu bir insan ihtiyacı ya. Şey dedi, sürekli duvara işeyen bir adam dedi bana bunu asla söyleyemez dedi. Bayağı bir girdiler birbirlerine. Yani ben bu konuyu Alparslan'ı çok tanımam. Bilmem yani. Ama şunu söyleyebilirim. Merhabalığımız falan var. Oturmuş kalkmışlığımız var. Hani burası da bir karar merceği değil ama yani İbrahim Üzülmez'in adamlığının, karakterinin her şeyinin altına imza atarım. Ben İbrahim Üzülmez gibi insanlara yardım eden, yani şimdi burada fazla anlatmayacağım. Bu kadar yardımsever, bu kadar doğru düzgün, hiçbir yerde yalan konuşmayan, kesinlikle İbo abinin gırtlağına bıçağı daya, öldür, İbo abi yalan konuşmaz yani. Çok iyi tanıyorum çünkü 6 yıl aynı odada kaldım. Bende de çok emeği geçmiştir. Çok arkadaşlarımın annelerinin de babalarının da ameliyatlarına, İnsanların tekerlekli sandalyelerine kadar kimseye hiçbir zaman hiçbir medyada karşılığını beklemeden böyle iyilikseverlik yapmış bir adamdır. Yani İbrahim Üzülmez'in söylediği her şeyin altına koşulsuz şartsız ben imza atarım. İbo abim hayatta yalan söylemez. Aynı odada kaldın. İbrahim Üzülmez'in en garip özelliği neydi? Bir anda sinirlenmesi. Harbiden deli ya. Yani boşuna deli deme. Deli abi. Adam deli yani. Deli durduk yere sinirleniyordu ya. Allah Allah. Deli ya. Deli. O çok enteresan. Abi sen İnönü Stadı'nda çarşı tribününe dönüp el kol yapan bir futbolcu hatırlıyor musun? Dönüyor, kızıyor, bağırıyorlar, küfür ediyorlar İbo abi. İbo abi onlara küfür ediyor. Abi diyor ya gülüyorduk ne yapacaksın diyor. Abi dönüyor. Bütün tribün küfür ediyor. İbo abi onlara küfür ediyor. İbo abi içeri giriyor. Bağırıyor çarşı. İbo gelecek önce. İbo abi çıkıyor tekrar küfür ediyor. Tekrar. Ya deli bu ya. Vallahi deli. Şey yok yani. Buna İbo abiye Deli İbrahim'i kim taktıysa helal olsun. Bir adama delilik anca bu kadar yakışır yani. Ben ilk işte beni Manchester City'den keşfettiler. Yıldırım Demirören beni keşfetemedi. Girdim Batuhan bu dediler. Aa Batuhan bu mu dedi. Başkanım Manchester City'den teklif geliyor sen beni tanımıyorsun. İşte ülke bu halde o zaman gönderemem çok taraftar baskısı var dedi göndermedi beni. Gitsen yeni Haaland olur yani. Yeni demeyelim de Haaland'dan daha iyi olabilirdi. Ya daha iyi olabilir miydim bilmiyorum ama gitsek daha farklı şeyler olabilir. Ya bu beyinle bu kadar olurdu Hakan'cığım zorlamayalım. Orada da yapmazdık bir şeyler. Yapmazdın değil mi? Haaland yeni Batuhan Karadeniz. Ha bak Haaland için yeni Batuhan Karadeniz diyebilirlerdi biliyor musun? Vallahi derlerdi. Ama Haaland da çok acayip bir adam çıktı. Sanki onunla aynısınız be. Haaland oğlum dua et var ya 5-6 sene sonra doğdum benden. Ben bir eksiğini bilmiyorum abi. Bir eksiğini değil. Hayır bu gitseydi Sergio Agüero. Ya babacığım bırakın Haaland oynuyor arkasında De Bruyne'le falan. Biz Olcaylar'la oynadık ya. Feda sezonu geldi. İki tane orta açmıyorlardı. Bizim arkamızda De Bruyne falan mı oynadı da böyle yaptık. Biz gelip orta sahadan falan şut atıyorduk Hakan abi. Al bak eski maçları izle Allah aşkına. Hasan Türk. Geliyor Friki'yi ben atayım mı abi? Yani düşün işte nereler? Emre Özkan. Tabi orta sahaya geçince heyecan basıyordu Emre'ye bizim. Ne yapacağım ne yapacağım diyordu. Emre gördüğün beyazı atacaksın kardeşim diyor. Yani şaka gibi yani. Haaland'a De Bruyne atıyor. İlkay pas atıyor. E tabi abi adam Salzburg'da oynarken arkasında oynadığı insanlar da belli. Ya ben Erkan Zengin'in vurur gibi yaparlarına bir ömür çektim ya Eskişehir Spor'da. Tam orta açacak gibi yapıyor bir kaldırıyor. Ya ben öne koşuyorum hoppa topu çekiyor. Bir daha geri gidiyorum bir daha öne koşuyorum bir daha topu çekiyor. Çek babam sağa çek sola çek. Sonra Batu niye koşmuyor? Tabi ya. Sonra Batu neden olmadı? Yani bir tık daha iyi olabilir, biraz daha fazla performans gösterebilirdik ama futbol takım oyunu. Ne kadar iyi oyuncuyla oynarsan o kadar iyisin. Bak şimdi Arda git günden güne daha iyi olacak orada. Neden? Çünkü daha iyi oyuncularla oynayacak. Burada kimlerle oynuyordu? Yani burada Pedro ile Medro ile oynuyordu. Ne yapsın çocuk? Rossi.
Ben Bandırma'da oynarken Berkay'ın seninle bir anısı var, senin canını izlerken. Abi Doğancan da bas ya, ya da Celil olması lazım. Sana bir ara pası atıyor. Sen top çok hızlı diye tutmuyorsun. Beni tanımışlar. Olabilir. Zidane'ı okumuştuk abi. Vallahi mı? Olabilir, öyle şeylerim vardır. Tamam, Batuhan, yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.